Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Deniz Volkan Çelik. Yeniden karşınızdayım. Bu kez Göbekli Tepe ile ilgili çok önemli bir sansasyonel değere sahip olan bir bilgi paylaşmak istiyorum sizlerle. Hazırsanız başlayalım. Suların, Ateşin ve Taşların İmparatorluğu belgeselinde tarihi M.Ö. 10 binlere uzanan Göbekli Tepe'deki T şekilli taşların Hazreti İbrahim'in yıktığı putlar olduğu ileri sürüldü. Diyarbakır Valiliği, TRT ve Kalkınma Bakanlığı desteğiyle Diyarbakır Kültürel Mirasının Tanıtımı Projesi adı altında hazırlanan Suların, Ateşin ve Taşların İmparatorluğu belgeselinde teolojik verilerle bilimsel veriler arasındaki binlerce yıllık fark görmezden gelinerek sapla saman birbirine karıştırılmış oldu. Aslında bilimsel bakış açısıyla teolojik verilerin özellikle Kur'an ayetlerindeki tarih ve mekan belirsizliği göz önüne alınırsa hangi peygamberin ne zaman yaşadığı konusu her zaman tartışmaya açık kalıyor. Fakat daha düne kadar İsrailiyat denilen Tevrat ve İncil kaynaklarına göre ilk peygamber Hazreti Adem'in en geç M.Ö. 8000'lerde yaşadığı öne sürülürken bu belgeselde birdenbire Hazreti İbrahim'in M.Ö. 10.000'lere çekilmesi oldukça tuhaftı. Her şeye rağmen bu yönüyle belgeselin bir akıl yürütme yapmasına normal bakılabilir. Fakat belgeselin animasyonundaki skandal bundan daha da beter. Göbekli Tepe'nin en önemli dikili taşlarından biri olan ve üzerinde tilki betiminin bulunduğu T biçimli dikili taşın bir put gibi kırılma sahnesi de belgeselde canlandırıldı. Belgeselde anlatıcı konuyu şöyle anlatıyor. Göbekli Tepe'de yer alan heykelleri Hazreti İbrahim'in babası Aser'in yapmadığını kim bize söyleyebilir? Ya da Hazreti İbrahim'in kırdığı putların yer aldığı tapınağın Göbekli Tepe olmadığını ileri sürebilir miyiz? Göbekli Tepe'de yer alan heykellerin Hazreti İbrahim'in babası Azer'in yapmadığını kim bize söyleyebilir? Ya da Hazreti İbrahim'in kırdığı putların yer aldığı tapınağın Göbekli Tepe olmadığını ileri sürebilir miyiz? Hürriyet gazetesinden Ömer Erbil'in haberine göre Göbekli Tepe'nin put merkezi gibi gösterilmesi tepkilere neden oldu. Belgeselde bilgi hatalarının bulunduğunu söyleyen arkeolog ve yayıncı Nezih Başgelen bunun bir hedef gösterme olduğunu söyledi. Teolojik kaynaklara göre günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce yaşadığına inanılan Hazreti İbrahim İslam açısından bir peygamberdir. Musevilik ve Hristiyanlık açısındansa bir din büyüğüdür. Tevrat'a göre Nuh'un soyundan gelen İbrahim'in Avram olan adı Tanrı tarafından ulusların babası anlamına gelen Abraham olarak değiştirilmiştir. Yahudilerin onun oğlu İshak soyundan geldiğine, diğer oğlu İsmail'in ise Hazreti Muhammed'in ve Arapların ataları olduğuna inanılır. Kur'an'da birçok ayette ismi geçen Hazreti İbrahim, Kabe'yi inşa etmesi, putperest babasıyla tartışması, Nemrut'la mücadelesi ve onun tarafından atıldığı ateşte yanmaması olaylarıyla İslam açısından bir peygamber olarak kabul ediliyor ve Allah'ın kendisine samimiyetinden dolayı Halilullah yani Allah dostu sıfatını verdiğine, Hanif yani Allah'ın birliğine inanan, Allah'a ortak koşmayan biri olduğuna inanılır. Göbekli Tepe ise Şanlıurfa yakınında Harran Ovası'na hakim konumuyla avcı toplayıcı yaşam biçiminden dini mekanların biçimlenmesi ve sanatın doğuşu, tarım ve hayvancılığa geçiş sürecini anlamamıza önemli katkılar sağlayan benzersiz bir tarih öncesi merkezdir. Göbekli Tepe'nin sıra dışı yönü genelde üzeri hayvan betimleriyle süslenmiş, T biçimli anıtsal dikili taşlardan oluşan yan yana konumlanmış yapı kompleksleridir. Ortadaki bir çift karşılıklı dikili taşın çevresindeki dikili taşlar yuvarlak ya da oval biçimli kapalı mekanlar oluşturmaktadır. Bilimsel yöntemlerle alınan sonuçlar çerçevesinde Göbekli Tepe şimdilik günümüzden önce yaklaşık 11.800-11.400 yılları arasına tarihlenmekte. Tabii bu arada 2014'te kaybettiğimiz kazı başkanı Profesör Doktor Klaus Schmidt'in son araştırmalarına göre Göbekli Tepe'de dikili taşlı dairesel yapıların en erken kullanımının çanak çömleksiz Neolitik çağın A evresine yani yaklaşık olarak 10.000-9.000 olduğu bilimsel olarak ortaya konmuştu. Profesör Schmidt 3. tabakanın M.Ö. 10.000. yıla daha yeni tabakanınsa
M.Ö. 9000. yıla tarihlenmesi gerektiğini belirtmişti. En erken tarihin alındığı dev yapısının M.Ö. 10.000 yıl ortalarında yapıldığı ve aynı bin yılın sonlarında terk edildiği raporlarda belirtiliyor. Gelelim konumuza. Hz. İbrahim konusunda dini referansların genelde öngördüğü tarihlerle Göbekli Tepe'de bilimsel araştırmaların kanıtladığı tarihler arasında 7000-8000 yıllık bir fark olduğu açıkça görülüyor. Bu açıdan Göbekli Tepe'yi Hz. İbrahim zamanıyla ilgili yerleşim yeri olarak ele alınması pek çok sakıncayı beraberinde getirdiği gibi ilgili belgeselde Göbekli Tepe'nin üzeri hayvan betimli dikili taşlardan birinin put olarak canlandırılması ve tahrip edilmesi tehlikeli bir hedef olarak gösteriliyor aslında. Bu açıdan teolojik kaynakların verileriyle arkeolojik bulguları değerlendirirken çok dikkatli olunması gerekiyor. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, tarihler uymuyor, yerler, mekanlar uymuyor, kişiler uymuyor, yaşlar uymuyor, dönemler uymuyor. Bunca uyumsuzluğun bir arada olduğu bir noktada TRT acaba böyle bir bilgiyi neye dayanarak vermiş olabilir sizce? Şimdi de kısaca Göbekli Tepe hakkında birkaç bilgi edinelim birlikte. Ne dersiniz? Göbekli Tepe 12.000 yıllık gizemi barındırıyor. Göbekli Tepe hakkında yazılan kitaplar, belgeseller ardından Türk filmi, Netflix dizisi Atiye ile tekrar gündeme geldi. Sizler de biliyorsunuz. Diğer taraftan Doğuş grubunun doğuştan iyi bir gelecek vizyonuyla desteklediği insanlık tarihini baştan yazdıran keşif Göbekli Tepe, dünyanın en önemli antik tapınaklarının arasında başı çekiyor. Topraklarımızın zengin tarihi mirası, bin yıllar boyunca misafir ettiği sayısız uygarlık ve onlardan kalan anıt ve eserlerle dopdolu. Bunlardan kuşkusuz en dikkat çekeni ise tarihi Mısır piramitlerinden ve İngiltere'deki Stonehenge'den bile binlerce yıl daha eskiye dayanan Göbekli Tepe. Kazıları 1995'te başlayan ve hala süren bu eşsiz yapı yaklaşık 12.000 yıl önce, yani taş devri sırasında inşa edilmiş. İnsanların yerleşik hayata geçtiği dönem hakkındaki teorileri değiştiren ve insanlık tarihinin sıralamasını değiştiren Göbekli Tepe'yi hangi uygarlığın ne amaçla inşa ettiği halen tam olarak çözülebilmiş değil. Ancak bulgular bu gizemli yapının dini amaçlarla inşa edildiği tezini kanıtlar nitelikte. 3 boyutlu hayvan kabartmaları. Metrelerce yükseklikteki sütunlar gibi devrinin çok ilerisinde olan eserlere sahip Göbekli Tepe, dünyadaki ilk inanç merkezi olarak görülüyor. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine de alınan bu gizemli yapı, elbette tarihe meraklı birçok turisti de çekiyor. Göbekli Tepe ve çevresini daha da gözde bir turizm destinasyonu haline getirmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019 yılını Türkiye'de Göbekli Tepe yılı olarak ilan etti. Doğu Anadolu'nun en mistik yerleri Urfa, Mardin ve Nemrut gibi yerlere olan yakın konumuyla Göbekli Tepe, GAP turları kapsamına da alınmaya başlandı. Dünyanın en önemli arkeolojik keşiflerinden büyüleyici Göbekli Tepe, mutlaka seyahat listesine alınması gereken yerler arasında. Eğer doğuya doğru bir yolculuğa çıkmayı planlıyorsanız, bu yolculuk kesinlikle Urfa ve Mardin'i de kapsamalı. Efsanelerin şehri Şanlıurfa'da Balıklı Gölü ve Göbekli Tepe'deki arkeolojik kazılarda çıkan eserlerin sergilendiği Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret edebilir, sıra gecesi eğlencesine katılarak yörenin kültürüyle daha yakından tanışabilirsiniz. Peki, Göbekli Tepe Sirius'a ibadet etmek için mi inşa edildi? Göbekli Tepe'nin sırrı kozmik ekinoks ve kutsal evlilikle mi ilgili? Göbekli Tepe eski bir kurban tapınağı mıydı? Göbekli Tepe'de Anunnakilerin parmağı var mı? Cevaplar çok yakında geliyor.